Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdar Adalı, Trakya Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 4 Aralık'tan sonra Beşiktaş camiasının birleşip tek yumruk olacağını söyledi. Size çok net olarak söylemek isterim ki futbol takımımızla çok yakından ilgileniyoruz. Rıza hocamızla Mehmet Özdilek'in de bulunduğu toplantıları gerçekleştirdik. Kimse merak etmesin. Beşiktaş'ı sizlerin desteğiyle hızlıca ayağa kaldıracağız. Özlediğiniz Beşiktaş'ı geri getireceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Trakya Bölge Toplantısı Ramada Otel'de yapıldı. Trakya genelindeki Beşiktaş Taraftar Dernekleri ve kongre üyelerinin bir araya geldiği gecede Başkan Adayı Serdar Adalı davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Adalı konuşmasında kulüp içinde yaşanan ayrışmaya dikkat çekerek futbol hayatından sonra sizlerin de çok şikayet ettiği iletişim sorunu. Bu iletişim sorununu hızlıca düzeltmek gerekiyor. Maalesef camia bölündü. Sosyal medyadaki sahte hesaplardan geçtiğimiz dönem olduğu gibi kavga operasyonları devam ediyor. İnsanlara hakaretler devam ediyor. İnşallah 4 Aralık'tan sonra bunlara dur diyeceğiz. Artık bu camia bütünleşecek, tek yumruk olacak, dedi. Kıymetli Trakyalılar, değerli Beşiktaşlar, büyük Beşiktaş'ımızın seçkin taraftarları, sevgili çocuklar. Tabii ki finansal konulara da acilen el atacağız. Çok kısa vadeli ihtiyaçlar var. Bankalar Birliği Anlaşması'nın balon ödemeleri var. Bunların hepsine hazırlıklıyız. Ekibim de hazırlıklı. Hiç merak etmeyin. Projelerimizin ayağı yere sağlam basınca açıklayacağımı sözünü daha önce vermiştim. İstanbul'da projelerimizi açıklayacağız. Neden ayağı yere sağlam basan projeler dediğimi de projeleri görünce anlayacaksınız. Adalı konuşmasını şöyle sürdürdü. Buraya gelerek bizi dinleme nezaketinde bulunan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çorlu, Malkara, Şahköy, Lüleburgaz, Silivri, Büyükmandıra, Beşiktaş derneklerine ve Beşiktaşlı avukatlar ile Trakyalı Beşiktaşlı iş insanları derneklerine çok teşekkür ediyorum. Toplantıda Trakya Türk TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Serdar Adalı, Beşiktaş için Trakya bölgesinin önemini vurguladı. Adalı şunları söyledi. Başkanım hoş geldiniz. Tekirdağ ve Trakya Beşiktaş'ın kalesidir derler. Bugün bir çok büyük bir coşkuyla burada karşılandınız. Söylemek istediğiniz düşünceleriniz kısaca. Trakya sadece Beşiktaş'ın kalesi değil, benim de kalem. Evet. Benim burada çok eski dostlarım, kardeşlerim var. Dernek başkanlarıyla senelerdir hep beraberiz. Ben onlara huzurunuza teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Burada Trakya Bölge Toplantısı, Bayi Toplantısı adı altında lansmanınızda birbirinden güzel projelerinize ve taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin vermiş olduğu soru cevaplarda biz de bu coşkuyu ve heyecanı aldık. Ama bunun öncesinde Atakan Tuncel Başkanımızın, Tekirdağ Beşiktaşlar Derneği Başkanımızın da daha doğrusu bir üyemizin sormuş olduğu bir soru üzerine pankart meselesiyle alakalı çok güzel bir betimledikleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eski açık altı tribün değil mi başkanım? Tribün altına yanıyoruz. Sayın başkanımız adaylığını evet söz verdi. Fenerbahçe açılacak. Çok güzel. Bu arada yine Akın Yılmaz Çorlu Beşiktaşlar Derneği, sizin söylemek istediğiniz kısa. Biz de başkanımızın sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Çorlu ile ilgili mesela Kartal yuvamız var, bizde problem yok. Edirne ve Tekirdağ herhalde. Edirne, Akın Yılmaz beyefendi, Hakan Bey, Hakan İnceoğlu. Bizim de Kartal yuvası sıkıntımız var, çok büyük sıkıntımız var ama bizim diğerlerinden fazla biraz. Bizim çünkü Bulgar, Yunan soydaşlarımız var, hiçbiri formalara ulaşamıyorlar. Edirne'de on binlerce insan geliyor Edirne'ye ama hiçbirisi formaya ulaşamıyor. Başkanımız bu konuda bu sorunların hepsi. Tekirdağ hakkında verdiğiniz sözü Trakya hakkında. Trakya benim için çok Sayın özeldir. Başkanım. Tüm bu sorunların hepsini biliyorum. Allah kısmet ederse ayın 4'ünden sonra çok acele bir şekilde hepsinin gereğini yapacağız. 1990 Edirne Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hakan İnceoğlu, Çorlu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Akın Yılmaz ve Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Atakan Tuncel'de yaptığı açıklamalarla birlik ve beraberlik vurgusunu yaptı. Dernek başkanları asıl olan Beşiktaş sloganıyla hareket ettiklerini ve Beşiktaş kulübünün gelecek yapılanmasından çok umutlu olduklarını belirttiler.